Şafşavan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Fas'ın en ünlü turistik kentlerinden biri olan mavi şehir Şafşavan'a geldik. Şu mesafeden belki çok mavi olduğunu anlayamıyorsunuz ama şöyle göstereyim. Arka sokaklara girdiğiniz zaman artık böyle bir mavi görüntü karşınıza çıkıyor. Rabat'tan yaklaşık 3,5 saat uzaklıkta bayağı böyle bir dağlara tırmanarak buraya geldik. Zaten şu an görüntülerde görüyorsunuz. Yollar öyle çok da kötü değil. Sadece tek şeritli yollar olduğu için sürekli bir kamyonları, bir şeyleri beklemek zorunda kalıyorsunuz. Gezimize başlamadan önce de Parador Otel'e geldik. Buradaki en güzel, en büyük otellerden bir tanesi. Burada kalacağız. Buradan sonra da artık Şafşavan sokaklarını gezmeye devam edeceğiz. Otel hem modern mimari hem de Fas'ın yöresel, hatta Şafşavan'ın o mavi konseptini çok güzel yansıtan bir otel. Hatta yaz aylarına gelirseniz böyle güzel bir Şafşavan manzarası karşısında yüzebilirsiniz. Bayağı derin de bir havuzu varmış. Akşam yemeğimizi de bu otelde yiyeceğiz. Yani hem yarım pansiyon hem de oda kahvaltı hizmeti de veriyor. Odaları da gördünüz, içeriden de görüntüleri gördünüz. Artık Şafşavan'ı gezme vakti. Çok güzel görüntüler sizi bekliyor olacak. Hadi başlayalım. Şimdi Şafşavan'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Rabat'la Şafşavan arası yaklaşık 4 saat sürüyor. İlk bir yarım saat yol çok güzel. Otoban zaten 13 dirheme yakın bir para ödüyorsunuz sadece bir yerde. Yani normal nakit vermek zorundasınız. O yüzden mutlaka havaalanında ya da öncesinde bir dirhem bozdurun. Alın yani. Havaalanında komisyon farkı çok yoktu. Hani ben özellikle baktım ona. Yani bazen havaalanında insanların kandırmaları çok doğal oluyor maalesef. Onun dışında sonra otobana devam ettikten sonra şu gördüğünüz iki tek şeritli yola girdik artık. Önünüze kamyon geldiği zaman mecburen bayağı bir beklemeniz gerekiyor. Yani buna dikkat edin. Çünkü bilmediğiniz bir ülkedesiniz. Allah korusun burada bir kaza, bir şey olursa, arabanız bozulursa çok uzun zaman kaybedebilirsiniz ve ulaşmanıza sıkıntı olabilir. Şafşavan'a kuzeye doğru gittiğimiz için böyle etraf iyice yeşil. Şu an Mart ayında olmamıza rağmen gördüğünüz gibi güzel bir yeşil artık meralar çıkmaya başlamış. Abi tabii Fez'e doğru gittiğimiz zaman artık biraz daha o çöl ikliminin etkisini hissetmeye başlayacağız. Ve Şafşavan'ın kalbindeyiz şu anda arkadaşlar. Burası Souq dediğimiz pazar ve meydan. Burası 15-16. yüzyıl arasında Malay Abidin Rashid tarafından kurulmuş bir aslında savunma kalesi. Bakın arkamda gördüğünüz bu kalede bunun kalan son kısmı. Burada aynı zamanda da hemen arkada meşhur beyaz kilise var. Büyük cami diye geçiyor. Ve burada da buranın yine diğer sembollerinden çeşme var. Mavi bir çeşme var. Burası da turistlerin gelip fotoğraf çektiği noktalardan bir tanesi. Şu bulunduğumuz alanda bakın görüyorsunuz birçok restoran var. Burada gelip akşam yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Güzel bir bakın gördüğünüz gibi menüleri falan da böyle gösteriyorlar. Bütün... diyor ki eğer beğenmezseniz diyor ödemek zorunda değilsiniz diyor. From Turkey. Vallahi kardeş. Vallahi are you sure that if they don't like they will not pay? They don't like, they don't pay. So you trust yourself. Yes. Kendine güveniyor arkadaşlar diyor. Look sir, you have complete menu 80 dirham, solo 70 dirham, you can choose star, second dish and dessert. You can choose star. Bak diyor ki, I will translate. Yes. Diyor ki işte burada gördüğünüz diyor menüden diyor 80 dirheme bir starter, bir işte salata tabağı, ana yemek hepsi diyor içinde yani aşağı yukarı $8. $8. Yes. Bak güzel. Vallahi kardeş, güzel yemek. Güzel yemek. İstanbul, Ankara. Gaziantep. Gaziantep. Diyarbakır, Gaziantep. Gaziantep. Welcome sir Morocco. Thank you. Nice. Thank you. Yes, thank you sir. Thank you so much. Maybe later. Thank you. Bye bye. Gördüğünüz gibi bizi çok seviyorlar. Hani hep de bunu karşılaşıyoruz zaten. Sürekli bir Türkçe kelimeler duyabiliyorsunuz. Bunu zaten Marrakeş'e gittiğiniz zaman bol bol duyacaksınız. Arkanızdan sürekli bir Hasan Şaş, Adnan Menderes gibi kelimeler bile duyabiliyorsunuz. Şimdi artık büyük camiye doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkamda gördüğünüz cami buranın en büyük camisi olan Grand Mosque. Yani büyük cami, Ulu Camii anlamına geliyor. Buraya beyaz cami de deniyor ama çok fazla beyazlığı kalmamış. Burası da 15. yüzyılda Ali Bin Reşid tarafından yaptırılmış olan camilerden bir tanesi. İçeri giriş gayrimüslimler için yasak. İçeri girmesine izin vermiyorlar. Hatta beni bile hani böyle bir niye çekiyorsun gibi bir moda girince ben de çekmedim içeri kısmı. Ama gördüğünüz gibi bu 15. yüzyıl yani yaklaşık 600 yıllık bu camide, 700 yıllık bu camide gelip görebilirsiniz. İbadetinizi yapabilirsiniz. Burası tam Plaza El Utama yani az önce anlattığım meydanda bulunan cami. Şimdi Souk kısmına geldik. Souk Arapçada çarşı demek arkadaşlar. Bakın bu sokaklar hepsi oraya açılıyor. Mesela burada bakın sabunlar da ünlü. Farklı farklı sabunları böyle Mardin'deki gibi dizmişler. Onun dışında sepetler, kıyafetler, yöresel kıyafetler, çantalar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle güzelce artık hasırlar, kıyafetler, bol bol tahta kaşıklar, her şeyi buralarda sokakları gezdikçe görüyorsunuz ama görüntü çok güzel çünkü tamamen bir mavi şehrin içinde yürüyorsunuz. Birazdan buranın size yine hikayesini anlatacağım. Şu an geldiğimiz yer Bab Al Souq Mosque adı verilen işte kapı, Bab kapı demek, Souq çarşı demek. Bu da çarşı kapısı, cami gibi bir şey. Beyaz bir minaresi var arkadaşlar. Üzerine taş işlemeciliği en güzel örneklerini görebiliyorsunuz. Bu masmavi sokaklarda bu beyaz minare çok güzel duruyor. Bu sokak arkadaşlar Medrese Sokağı diye geçiyor ve burada Instagram'ın en ünlü birkaç noktası var. Az önce açık mavi turkuaz sokak var. Bakın şöyle bir size göstereyim. Şu gördüğünüz sokak turkuaz sokağı. Hemen karşısında bakın uzakta görünen üçlü kapı var meşhur. Ve yine bu sokaklarda çok güzel fotoğrafların olduğu kısımlar var. Fotoğraf çekebiliriz, güzel yerler var. İşte buradan sonra da bu meşhur bir ev var. Herkesin fotoğraf çektiği özel bir ev orası. Oraya para vererek girebiliyorsunuz. Oraya girmeye çalışacağız. Ondan sonra da artık diğer gezecek yerleri size göstermeye devam edeceğim. Bir diğer önemli nokta Zanka Al Isavia sokağı. Burada böyle güzel bir sokak var. Çok bilinmeyen noktalardan bir tanesi. Şimdi Nazlı'yı da bizim bir arkadaşımız çekiyor güzel güzel. Böyle çok güzel saklı sokaklar da var. Hani illa turistik yerler değil de sokakları gezerek keşfedebilirsiniz. Bir diğer önemli Instagram noktası arkadaşlar Hotel Nisri'nin yanındaki meşhur köşe bina. Miracığım bak bu bina buradaki en uzun ve ince binalardan bir tanesi. Burası çok popüler bir Instagram noktası. Herkes buraya geliyor. Bakın burada şu burada bir sürü şey var. Ne var? Aa, masmavi burası. Kar gibi şeyler. Sonra şunlar kar gibi çok güzel bunlar. Evet, çok güzelmiş burası Miruş. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Şafşavan'da böyle çok güzel kardeşimin de mekanını göreceksiniz. Hemen dediğim gibi şu meşhur az önce gösterdiğim Hotel Nisri'nin yanında da mesela bu mağaza. Buraya geldiğiniz zaman Şafşavan'a özgü bakın karşıda dokuma tezgahları duruyor. El dokuma tezgahlarını görebilirsiniz. Buradan çok güzel işte buraya özgü halılarınızı alabilirsiniz. Ve Djelleba. What was the name? Djelleba. Djelleba. Djelleba'yı da alabilirsiniz. Bakın isterseniz böyle bu şekilde kısa olanlar var ya da geleneksel olan uzun Djelleba'yı alabilirsiniz. What's the price? Like 20 bucks, 30 bucks, yeah. Yani $20, $30. Yeah. 20 ile $30 arasında satılıyor. Yani bu kaliteye göre bence normal. Çünkü artık 20-30 dolara Türkiye'de maalesef bir şey alamıyorsunuz. It's a good price. Yeah. Evet, dediğim gibi kardeş bekliyor. He is waiting us. So, buraya geldiğiniz zaman da alışverişi yapabilirsiniz. You have a special price for Turkish, yes? Okay, Türklere de down. Okay, Türklere de özel fiyatı varmış. Artık bekliyoruz. Şimdi Metilah sokağının olduğu kısma geldiğiniz zaman hemen solunuza bakın. İşte Instagram'ın en meşhur evi burası arkadaşlar. Yani Şafşavan'daki en meşhur köşe burası. İçeriye 5 dirhem karşılığında giriyorsunuz. İstediğiniz kadar fotoğrafınızı, videonuzu çekiyorsunuz ama sıra varsa biraz hadi acele edin diyorlar. Ama pardon. Şu gördüğünüz mekan şu anda Instagram'daki en popüler noktalardan bir tanesi ve dediğim gibi hemen Kalle Metyah'ın çaprazında bulunuyor. Öyle söyleyelim. Sonra buradan sonra yine meydana doğru devam edebilirsiniz. Şimdi sokak aralarında biraz sokak lezzetlerine bakalım. Burada Fas'ın en güzel tatlılarını. What's the name of this? Ha? Name? Baklava. Baklava. I'm Turkish. I'm Turkish. It's not baklava. It's baklava. Ha. Prewa. Prewa. Prewa loose. Almond. Almond. Badem var içinde arkadaşlar. Bu da badem var. And this is no flour, no farina. No farina. No tahin. Tahin, tahin. No tahin, no tahin. Tahin yokmuş içinde. Esto sumul, sumul kek. Semolina, irmik. We say irmik in Turkey. Irmik. Besbusa. Besbusa. Just a minute. Bakın şurada fiyatları da göstereyim. Yaklaşık 1 ile 1,5 dolar arasında meyve sütleriyle taptaze olarak şurada size sıkıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi burada yiyebiliyorsunuz. Burada sokaklara devam ediyoruz. Burada yine renkli bir yerdeyiz. Burası şelaleye giden yolda karşınıza çıkaracak olan Dar Aluç adı verilen sokak. Dar da sokak demek arkadaşlar. Buraya gelip ücret karşılığı çekebilirsiniz. Geldiğimiz yer Rasa. Burası Şafşavan'ın o mavi evlerinden ilerledikten sonra bir anda sizi böyle doğal bir mekan karşılıyor. Bakın su sesinden anlıyorsunuz, gümbür gümbür bir şelaleler dizisi var. Burada şöyle bir olay var. Şafşavan'daki birçok evde arkadaşlar su maalesef akmıyor. Ama o aileler yukarıdan buraya gelip şu aşağıda gördüğünüz çeşmeden evleri için su alıyorlar. Kimisi hortum çekiyor yakınsa. Kimisi büyük işte kovalara dolduruyor, götürüyor. Halen Fas'ta bu çözülememiş sorunlar var. Etrafta da gördüğünüz gibi onlarca kafe var. Hediyelik eşya satan yerler var. Artık buraya gelip yukarıdaki İspanyol Kilisesi'ne doğru yürüyorsunuz. Orada artık bu Şafşavan'a gün batımını, biz çok şanslı değiliz bugün bulut var ama gün batımında çok güzel bir manzara izleyebiliyorsunuz. Şimdi bu köprüden sonra artık yavaş yavaş kiliseye, manzaraya doğru gidiyoruz. Ve son durağımız olan İspanyol Camisi'nin önüne geldik arkadaşlar. Burası 45 dakikalık Medina, yani eski bölgeden yürüyüşle çıkmanız gereken bir yer. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın arkamda bütün Şafşavan'ı görebiliyorsunuz. Şafşavan'ın neden rengi mavi? Şimdi bunu da biraz anlatalım. Başta bunu söyleyecektim ama unuttum. Şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar iki tane aslında sebebi var. Bir tanesi tek helal adı verilen bu mavi boyanın çıkış noktası eskiden burada Yahudiler yaşarmış. Yahudiler için de mavi renk Tanrı'nın gücünü simgelediği için mavi rengi kullanmaya başlamışlar. Ve sonradan onlar gittikten sonra artık bu bir gelenek haline gelmiş ve şehire yerleşen Araplar ve diğer etnik kökenler bu rengi kullanmışlar. Bu dini açıdan ve tarihsel açıdan önemli. Şehir yaşantısı açısından önemi ise şundan geliyor. Arkadaşlar akrep, Güneydoğu Anadolu bölgesinde biliyoruz Türkiye'den, Mardin ve Diyarbakır'dan. Hatta kapıları da hatırlarsanız birçok evi mavidir. Akrep bölgede çok yaygın olan bir hayvan türü ve zehirlidir. İnsanlar bu akrebi evlerinden uzak tutabilmek için, onların renk körü olduklarını da bildikleri için evlerini maviye boyamışlar. Akrepler maviyi renk körü oldukları için kırmızı, yani ateş olarak görürler. Yani bir eve yaklaştıkları zaman onu sanki oradan bir ateş çıkıyor gibi gördükleri için o evlerden uzak dururlar. İşte bu da yerleşim yeri, yani mimari açıdan neden mavinin kullandığının bir başka sebebi. Böylelikle Şafşavan gezimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar bu güzel manzarayla. Burada aslında gün batımını izlemek için insanlar çıkıyor. Böyle bir 45 dakika yürüyorlar bayağı. Erbab kapısından sonra buradan bayağı bir şelaleyi, Rasa şelalesini geçiyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Arkamdaki kilise zaten kapalı şu anda. Sadece burada çayını, kahvesini alıp artık manzarada günün batımının keyfini çıkarıyorlar. Ama şu anda dediğim gibi gün batımının keyfini çıkaramıyoruz ama Rift dağlarında karşıda görüyoruz bu kocaman dağlar, Rift dağları bu arada. O da bulutlar kaplamış. O yüzden gün batımını izleyemeyeceğiz ama görüntü gerçekten çok güzel. Biraz dinlendikten sonra artık yeni şehrimiz olan Fez'e gitmek için dinlenmeye geçeceğiz. Benimle kalmaya devam edin. Yeni videoda görüşmek üzere.